İzmit şimdi Fatma Hanım, Fatma Kaplan Hürriyet avantajlı ve sanki seçimi en kazanmaya favori aday olarak gösteriliyor. Bir algı var. Bu algı beni şaşırtan bir şey var. AK Parti içinde de var. Yani Fatma Hanım en güçlü aday CHP'nin diye. AK Parti içinde konuşan bir kesim de var. Hatta Muharrem Bey ile ilgili de ya biz en zayıf adayı gösterdik. Karşısında en zayıf adayı çıkardık diyenler de var. Ha bu ne zaman kırılacak, ne zaman aşılacak bilemiyorum. Ama İzmit'te de başa baş seçim olur. AK Parti'nin teşkilatlarında bir dağınıklık vardı. Bunu sokakta görüyorduk. Yani bir parçalanmışlık vardı, bir dağınıklık şeyi vardı. Bugün baktığımızda il başkanı Şahin Talus konsolide ediyor. İlçe başkanı Halil Dokuzlar konsolide ediyor. Ve bir eşgüdümle çalışıyorlar. İlçe aday gösterdikleri Muharrem Tutuş da hepsinin sanki bir ortak adayı ve sanki üzerinde bir kenetlenme, üzerinde buluşma, bir hem AK Parti'nin hem Cumhur İttifakı'nın konsolidasyonunu daha kolay sağlamış gibi bir havaları var. Bu bir avantaj. Şu var, Fatma Hanım her şeye rağmen bir siyasi şeydir, figürdür, önemli figürdür, belediye başkanlığıdır, bir karşılığı vardır. Dezavantajı ne olabilir dersek, avantajları var. Dezavantajı ne olabilir? Bugün mesela bir aday, İYİ Parti adayı çıkardı, Kamil Şirin. Kamil Şirin ciddi bir aday, ciddi bir karşılığı olabilecek bir olay. 30 bin oy var İYİ Parti'nin. İYİ Parti'nin 30 bin oyu yani ne kadarını konsolide eder dersek, geçen akşam ilk anketler açıklandı, bir konuşuluyordu ulusal kanalda. İYİ Parti'nin 7 civarında, 4'e 5'e inen oylarını 7 civarında tuttuğunu ileri sürdüler. Ama ben kafa kafaya giden seçimlerde AK Parti İYİ Parti seçmeninin kendi tabanını, kendi şeyini konsolide edemeyeceğini, Fatma Hanım'a daha fazla kayacağını düşünüyorum. Yani kabaca 30 bin oy İYİ Parti'nin varsa yani 20-25 bini Fatma Hanım'a gider, kazanacak aday diye gözükür. Çünkü birlikte de ortaklık yapıldı İYİ Parti ile. Başkan yardımcılığı oldu, mecliste beraber hareket edildi, birlikte istihdam yaratıldı falan. Dolayısıyla bir İYİ Parti'nin yerelde işbirliği orada çalışacak gibi. Particilik ağır basarsa Kamil Şirin'le 3 mü olur, 4 mü olur, 5 mi olur oran olarak bilemiyorum ama 5-6 bin, 7 bin gibi bir oy Kamil Şirin toplayabilir. Ha bu da Fatma Hanım'a zarar olur. O da bir realite. Cumhur İttifakı'nın zararı ise yeniden refahtan olacak. Yeniden refah ne kadar Cumhur İttifakı'ndan ya da AK Parti'den eksiltirse o da onun kilidi olmuş olacak diye düşünüyorum. Ben yine İzmit'te seçimin başa favorisi %100 şudur demiyorum. Bugün itibariyle Fatma Hanım daha önde gözüküyor bana göre. Bazı anketler de var o yönde, önde gözüktüğünü gösteriyor. Ama seçim daha 50-55 gün var. Bu seçim maratonuna baktığımızda bu maraton, uzun maratonda, 50-55 günlük maratonda başa baş geçecek bir seçim olduğunu görüyorum. Evet abi, teşekkür ediyorum. İzmit, Turgay Bey. Yani şimdi İzmit'te AK Parti'nin adayı nasıl olmalı, profil nasıl bir profil olmalı diye çok konuşmuştuk. Açıkçası ben bu anlamda aday adaylığında Muharrem Tutuş'un ismi sürekli hep öndeydi. Tam anlamıyla AK Parti'nin İzmit'teki profil adayı beklediğim, hani İzmit'i kazanabilecek aday profilini yansıtmadığına dair de daha önce de yorumlar yapmıştım. Bu anlamda çünkü Nevzat Doğan profilinin biraz böyle her kesime, mesela şu an nasıl Tahir Büyükakın'ın bütün kesimlerden oy aldığından bahsedebiliyorsak, İzmit'te de böyle bir profilin olması gerektiğini söylüyordum. Ama mesela bugün sokakta şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir manav gerçeği var ya, mesela Kandıra adayının, Kandıra İzmit'te ciddi anlamda Kandıralı, manav bir kesim, Yeşilova tarafında özellikle. Mesela Muharrem Tutuş'un bu anlamda bir avantajı var. Muharrem Tutuş ismi her ne kadar seçim öncesi benim AK Parti profili olarak tanımladığım profile tam oturmasa da,
bugün Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerinin üzerinde birleştirebildiğini, seçmeni konsolide edebileceğini sezinledim ben. Fatma Hanım'ın daha... burada tabii belediye başkanı, mevcut belediye başkanı avantajları var. Dezavantajları teşkilatla çok kavga etti. Seçim anlamında işte büyük şehire kilitlenmiş bir Fatma Hanım, Engin abinin yaptığı haberlerden bir açık kasa kamyonetle çöp toplanıyordu dün İzmir sokaklarında. Bunlar hep eksi. Yürüyüş yolunda ben bir ara görünce şey yaptım. Herhalde dedim oraları temizliyorlar filan. Ama sen anlatınca... Ya orada bir takım sorunlar varmış. Kamyonların tamiratında, tadilatında, ödemelerinde falan filan. Bunlar şimdi mevcut belediye başkanı hep eksi. Şimdi Muharrem Tutuş'un karşısında böyle bir eksisi yok. Sadun abi çok güzel söyledi. İyi Parti'nin adayı Kamil Şirin, kentin tanıdığı, bildiği bir isim. CHP'den oy alacaktır. Yeniden Refah Partisi, İzmit adayının ben çok böyle iyi öne çıkan bir profil olmamakla birlikte gene de AK Parti'den bir kısım oyları alacağını düşünüyorum. Hakikaten de tam başa baş heyecanlı yarışın olduğu ilçelerden birisi gene İzmit olacaktır. Evet, İzmit. İzmit'le ilgili öncelikle mevcut belediye başkanıyla ilgili yorum yapmak istiyorum. Mevcut belediye başkanının avantajları ve dezavantajları var. Avantajları her ne olursa olsun başarılı başarısız 5 yıl geçirmiş bir milletvekilliği yapmış. Aynı zamanda 5 yıl sokakta geçirmiş bir siyasetçi var. Kendisi istediği gibi bir meclis üyesi listesi yapabilecek bir siyasetçi var. Avantajları bunlar. Dezavantajları yorulmuş olması, onun haricinde diğer ilçelerle ilgili de kendi üstünde bir sorumluluk yükleniyor. Diğer ilçe belediye başkanları. Hani az önce söylemiş olduğumuz ihtimal halinde olan Dilince Karamürsel gibi bu ilçelerin de Fatma Hanım'dan beklentisi var. Çünkü Fatma Kaplan Hürriyet'i PR anlamında Kocaeli'nin her ilçesinde bir PR'ı var. Şimdi Fatma Hanım İzmit'i işte dezavantajı, İzmit'i kendisi kendinde garanti görüp bu ilçelerde çalışmaya başlarsa Muharrem Tutuş'la ilgili yorumum da AK Parti bana göre aday adayları arasında yani en güçlü aday olarak bakılsa da teşkilatın tamamen üstünde kanaat getirdiği bir isimdi. Tabii AK Parti'nin şöyle bir şeyi vardı. Aslında Muharrem Tutuş, Turgay Bey'in dediği gibi belki çok güçlü bir profil değildi. Çünkü İzmit'te politize olmuş bir siyasetçiyle seçim kazanmanız çok zor. İzmit sosyal demokrat bir belediye başkanı alışkın bir seçmeni olan bir şehir, ilçemiz bizim. Bundan dolayı ama İyi Parti'nin ittifakta, eğer İyi Parti ittifakta olsaydı bugün İzmit adayı Muharrem Tutuş, Sayın Muharrem Tutuş, yanlış anlaşılmasın, olma ihtimali yoktu. Onun yerine Nevzat Bey gibi, işte Tahir Başkan gibi, örnek vereyim Mahmut Civelek gibi, Şükrü Karabuluk gibi, Ali Korkmaz gibi güçlü siyasi aktörleri sahaya sürmek zorunda kalırdı.